Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan programı söylemezsem olmaz. Başladı, karşınızdayız. Bircan Bali yerine oturdu. Oturdu. Sevgili partnerim kalpli küpesiyle. Bütün mesajlar gidiyor. Yok ya, vallahi bak hiç hayattan soğumuş durumdayım ha. Gerçekten hiç mental olarak kimseye tahammülüm yok biliyor musun? Allah Allah. Evet, bir seni çekiyorum. Onu teşekkür da, o da ederim. Çok Allah zor razı çekiyorum. Olsun. Orada Canım geldim benim. Böyle. Nerede? Şey nerede? Serum nerede? Evet, serum tıkandı damar demin. Tıkandı. Damardan da bir katı olduğu için mama. Damarlar da ince olduğu için ve 24 saatte aldığım için Ay, o arada katı bir şey tıkanıyor. gördün Şimdi mü? damar da şişti ve sert iki kolumda artık girmedik yer kalmadığı için. Şimdi birkaç saat dinlenip tekrardan hastanede bir daha Of, ben o serumu da takacaklar. ilk kez gördüm. Mama gibi bir şey. Evet, o damarları besliyor. Yani içeriden beni besliyor ki kan yapsın organlarıma diye. O bir Ama katı. biraz denk geldi vallahi ben hissediyorum. Ay Şu inşallah şuralarına inşallah gelsin bir ki bir renk an önce geldi. gireyim şu ameliyata. Günaydın Evet, muhteşem bir evet. yayın. Sizleri ve Gerçekten bizleri bekliyor. ben çok Ben de sizin sıcakladım. yerinizde olsam, biz de sizin yerinizde olsak oturur tabii ki bizi izleriz. Çok sebep var. Saymaya kalkarsak şimdi program biter. O yüzden öncelikle WhatsApp ihbar numarasını verelim. Lütfen. 0552 770 06 23 ve Solmaz Yeni Alt-Instagram adresimiz, YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Kişisel adreslerimizi de verelim. Bir Can Bali, sondaki i iki tane koyarsınız. Seren Serengil. Ve tabii ki klasikleşmiş magazin turuyla hayata başlayalım diyorum. Ne Haydi diyorsun? bakalım. Kesinlikle. Madem serumun yok, o zaman al sana damardan bir magazin diyeyim. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün sevenlerini korkuttu. Mide ve bağırsak sistemindeki rahatsızlık sebebiyle evinde istişare altına tutulduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülü töreninde Tamer Karadağlı'yı tiye alan Çağlar Ertuğrul'a TRT Yönetim Kurulu üyesi İlay Kaplan sert çıktı. Madem devleti yönetenlerden bu kadar rahatsızsınız, sizin sevdiğiniz sloganla seslenmek boynumuzun borcu. Simit sat, onurlu yaşa ya da neyse, size iyi after partiler. Birlikte yemek yiyen taze aşıklar Tolga Arman ve güzel manken Demet Şener pek keyifli. Demet Şener konuşurken Tolga Arman pek konuşmak istemiyor. Evlilik sorularını yine geçiştiriyor güzel manken. Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan Ali Atay muhabirlere verdiği zoraki cevaplarla sınıfta kalıyor. Hayırlısı belli mi şu anda? Hayır öyle bir şey değil. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Uzun zamandır da görmüyoruz sizi. Oğlu Fikret Ali'nin konusu açılınca oyuncunun keyfi pek yerine geliyor. Oğlumla vakit geçiriyorum. Onunla boğuşuyoruz işte. Paylaşımları da bayağı bir beyni alıyor Hazal'ın paylaşımları. Hazal'ın paylaşımları evet ya. O seviyor insanı. Biraz esprili de evet. Size lafta atarak. Laf sokuyor onu. Atay Leyla ile Mecnun sevenlerine bir de müjde veriyor. İkinci sezon gelecek mi efendim? İkinci sezon geldi. Çektik onu, bitirdik. Üçe gireceğiz şimdi kısmetse. Ne zaman başlayacak? Ocak gibi falan başlayacak herhalde. Ocağın ortasında falan gireriz. Fotoğraf çektirme isteğini ise geri çevirdi. Fotoğraf rica edeyim. Ayrıca Atay'ın geçtiğimiz günlerde çok mutluyum dediği paylaşımı ikinci bebek mi geliyor iddialarının havada uçuşmasına sebep oldu. Geçtiğimiz gün yeni şarkısı Bir Tık'ın klibini yayınlayan Ajda Pekkan, yeni yıl sahne tarifesiyle ses getirdi. Ünlü şarkıcı çıkacağı bir mekanda 600 bin Türk lirası alacak. Süperstar'ı en önden izlemek isteyen biri 10 bin Türk lirası verecek. Pekkan ücretinin 600 bin Türk lirası olmasında son çıkarttığı şarkının Bir Tık etkisinin olduğu söyleniyor. Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününde Mustafa Ceceli çaldı. Arda Turan söyledi. Son imajıyla Özcan Deniz'e benzetilen Berda Mardini fotoğrafların olay olmasının ardından açıklama yaptı. Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşerim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece.
Yasak Elma setinde büyük panik yaşandı. Koronavirüs etkisini azalttı denirken oyuncu bir an Damla Yılmaz'ın koronavirüsü yakalandığı haberi korkuttu. Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusu Birkan Sokullu sosyal medya kullanmaktan azalmadığını söyledi. Sokullu telefondan satranç oynuyormuş. Gördüğümüz en garip doğum günü kutlaması. Yeni yaşına giren Esra Dermancıoğlu doğum gününü evinin ortasında havalara uçarak ve fıs fıs sıkarak kutladı. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstü'nün balmum heykeli yapılacak. Büyüküstü'nün heyecanını paylaşımlarıyla dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Seçil Gür'le aşk keşfi iddiaları çıkan Celil'in Alçakan öyle bir iş ilanı verdi ki sosyal medya bu ilanı konuştu. Haftada 6 gün günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 Türk lirasıdır. Çalışanın da aradığı Beşiktaş'ta oturması ve Beşiktaşlı olması kriteri çok güldürdü. Güzelliği hiç kaybolmayan şarkıcı Sibel Can'ın adı Elveda Olsun şarkısının klibinde taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı. Kolyenin değerinin 1.6 milyon Türk lirası olduğu iddia edildi. İlker Kadir ile aşk yaşayan Sıla organlarını bağışladığını duyurdu. 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Şeyma Subaşı cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada ses getirdi. Güzel oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ses getirdi. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, gençler için kurduğu akademinin mezunlarıyla bu paylaşımları yaptı. MasterChef'te olay torpil iddiası. Yarışmanın popüler isimlerinden biri Dilara Başaran iddialara göre Mehmet Yalçınkaya'nın akrabasıymış. Megastar'dan herkesi ümitlendiren stüdyo paylaşımı. Türkücü ve sunucu Alişan'ın TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni programının tanıtımı yayınlandı. Ediz geçtiğimiz günlerde katıldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nin hazırlık sürecini paylaştı. Merve Boluğur barmen niye soyundu paylaşımıyla beğeni topladı. Kaan Yıldırım Mevlana dizisinin setinden paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde Beren Saat'in aşırı alkollü olduğu, Kenan Doğulu'nun altın kelebek sorularıyla gerildiği Sabah Tümer'in doğum günüyle ilgili bir detay ortaya çıktı. Doğum gününde garson erkekler yarı çıplakmış. Evet, evet, evet. Hepsi çok şükür geldiler. Tüm sevdiklerim vardı. Teşekkürler. Sabah'ın doğum günü tekrar kutlayalım. Biz Sabah Tümer'i çok seviyoruz. Garsonlar yarı çıplakmış doğum gününde. Yani Sabah'ın doğum günü ise normaldir gerçekten. Ya. Bayılıyorum onun hayat enerjisine, hayata bakışına. Bir kere çok güzel dostlukları var, çok güzel bir çevresi var. Çok eskiden beri yani çok kaliteli bir kızdır zaten Sabah. Evet. Seviyoruz Sabah'cığım seni. Çok seviyoruz seni. Doğum günün kutlu olsun. Aa, hakikaten. Hayatında yoksa diyor, çünkü çok uzun zamandır bir sevgilisi yok. Yok. En azından diyor yani garsonlar çıplak olsun. Düzenli bir sevgilisi yokmuş. Hani geldiğinde söylemişti ya öyle. Ama işte böyle hiperaktif kadınların ki bence Sabah'da da mesela yani Sabah'a yoran bir taraf olabilir bir erkeği. Çünkü çok konuşuyor ya. Yani devamlı konuşuyor. Düşünsene Sabah kurulmuş saat gibi yani günaydından itibaren. Evet ya. Yani her konuda bir kadın da söyleyecek çok şey olduğu zaman da kötü biliyor kötü, musun? Kötü, çok kötü. Hiç konuşmayan da kötü. Evet. Ama hiç susmayan daha kötü. Evet yani Sabah'daki enerjiyi herkes kaldıramaz. Yani peki. Aynı enerjide birisine diliyoruz bu doğum gününde ona. Bu doğum gününde ona öyle bir dilekler gidiyoruz. İyi ki doğmuş. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde Çağlar Ertuğrul ödülü aldıktan sonra Tamer Karadağlı TİİA'ya alan bir hareket yapmıştı. Bir sert konuşma var. Diyor ki sizin sevdiğiniz sloganla seslenmek boynumuzun borcu, simit sat, onurlu yaşa ya da neyse size iyi after partiler diyor. Madem devleti yönetenlerden bu kadar rahatsızsınız diye sert çıkıyor. Kim? TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan söylüyor bunu. Çağlar'a ama kötü bir haberim var. Tabii Çağlar'ın dizisi, ödül aldığı dizi TRT'de yayınlanıyor. Peki yani Çağlar'ın tam anlamıyla
Söylemeye çalıştığı şey neydi ki? Şimdi aslında biraz kurgu şu. Tamer Karadağlı orada Nihal Yalçın'a o hareketleri yaparken aslında Nihal şunu kastetmişti. Benim söylemlerimden rahatsız olduğu için yapıyor demişti. Orada dakikalarca devleti yerecek şeyler söylemişti ve alkışlatılmıştı, hatırlarsan Nihal Yalçın. Evet. O da diyor ki Tamer Karadağlı'nın suratı o devleti eleştirenlereydi. Siz de Tamer Karadağlı eleştiriyorsanız, devletten siz de rahatsız oluyorsanız buyurun simit satın. İşinize öyle devam edin diyor. Galiba işine son verecekler, anlayamadım. Size iyi after partiler diyor. Çünkü şeyim sonunda, bu konuşmanın sonunda, neyse uzatmayayım, benim after partiye katılmam lazım diyor da Çağlar. Onun devamında da onu güzel söylüyor. Güzel bir cevap olmuş. Haddini bildirmek iyi olmuş. Çünkü bazen gerçekten mesela bu çocuğun da çıkıp da yani ödül almasına da çok hayret ettim de. Hani bu kadar oyuncu varken neden Çağlar Ertuğrul'a ödüle layık görüldü? Ben bilmiyorum. Ben altın kelebeğin sistemini de anlamıyorum. Bu memleketteki ödül törenleri sistemini de anlamıyorum. Korkunç şekilde de eleştiriyorum. Onu da söyleyeyim. İşte böyle çıkıp teşekkür edeceğine, illa şimdi Oscar ödül törenlerinde adamlar çıkıyorlar, üstün zekalılar. Yani tabii ki entelektüel birikimleri var. Yani o zekaya sahip, o kültüre sahip. Adam öyle zekice espriler yapıyor ki hani o günü, gündemi belirleyen bütün salonu yerle bir ediyor. Herkesi de güldürüyor. Siz güldürmek zorunda değilsiniz eğer bunu beceremeyeceksiniz. Zaten komedyen öyle bir misyonunuz da yok. Yani hayır. Mesela hayır, o komedyen olmayanlar da mesela çıkıyor, enteresan bir espri yapıyor, bütün salon gülüyor evet, falan. Cüneyt Özdemir'in kestane balı esprisi güzeldi. Ha, o olabilir. Evet. Ama sen bir şey yaparken bir başkasının yerdiğin zaman oraya bir cevap hakkı doğuyor. Ki çok antipatik oluyor bu gerçekten. Daha dur yani, ya. Hani bir de şey de çok kötüydü bence. Biz daha o yarışmalardan yani değiliz. Biz o yarışmalardan Sunay değiliz. Onu kim söylüyor? Yani o yarışmalardan değiliz ne demek, onu bilemedim ben de. Yani evet, ne var ki o yarışmada, ne vardı bu yarışmada, ne var? Yani siz yani hakkaniyetsizlikten mi bahsediyorsun veyahut da tarzdan mı veyahut da kaliteden mi? Yani yeriyorsun oradaki yarışmayı mesela. Söyleyeyim, değil mi? Evet. O yüzden burada hep böyle bir başkasına bir çamur atarak böyle bir şey var. Hani komik mi oluyorsunuz? Olmuyorsunuz. Vallahi daha dakika bir gol birdi. Hiç kimsenin, çok da gülme enerjisi olduğu halde izleyici gülmemişti. Ben de hala aynı şeyi söylüyorum. Antipatik. Son bir imajıyla... Yani sanatçıların olduğu platformda devletle alakalı artık. Yani ben yapılması, bunlara o kadar çok nefret ediyorum ve hani senin oradaki işin kendinle alakalı yapmış olduğun başarın da bana göre yok da. Yani bana göre yok. Yani bana göre bir ödül alacak bir vaziyete gelmiş değilsin. Hani hasbelkader de almışsın. Kendi adına bir teşekkür et, yaptıkların için teşekkür et. Sen orada devletine oraya buraya ne sataşıyorsun, ne yapıyorsun? Ne gerek var? Ne gerek yani var? Yani bu kadar alkış alacağım diye işte muhalif taraflardan alkış alacağım diye orada devleti, ya ben hep söylüyorum yani hükümetler gelip geçer, ideolojiler gelip geçer ama devletçi olmak zorundayız. Devlete evet, saygı duymak durumundayız. Duymuyorsak da yani bu espri hiç kimse gülmedi. Kaldı ki TRT'den kendi çalıştığı yerden bir yönetim kurulu üyesinin ağır eleştirisine çok ve güzel, haklı eleştirisine. Çok güzel, valla çok haklı bana maruz göre. Maruz kaldı güzel Hilal Hanım. Güzel haddini bildirmiş. Çok güzel olmuş. Peki son imajıyla Özcan Deniz'e benzetilmişti biliyorsun. Aynen. Berdan Mardin'i, Özcan Mardin'i. Peki ne demiş? Ben eleştiriye açığım diyor. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştirilerde de hakaret olmadığı sürece bir sıkıntı yok diyor. Özcan da benim hemşerimdir. Ona benzemek de güzel diyor. Güzel de bir... Çok güzel ama ben Melis Sezen'e benzettim dekolteyi. Özcan olsa iyi. O dekolte olmasa her şey çok yolunda değil mi? Evet ama bundan sonraki kıyafetlerini ben saçını beğendim. Daha modern olmuş. Özcan'a beğenmiş çünkü bunlar doğulu zaten. Kaşlar, gözler hepsi birbirine. Aynı gene, mı? Tabii yani benzemeleri normal. Yüz hatları da benziyor zayıflayınca. Berdan'ın bence çok güzel oldu saçları. Yani de tarzı. Yenilik olsun. Hayatındaki bu eski defteri kapattırken belki de insan kendisinde de bir farklılık görmek istiyor. Ya kötü günler geçirdi. Yani ben aynı burada... kadınlar nasıl saç rengini değiştiriyorsa artık erkekler de değiştiriyor. Valla ben Berdan'a şöyle söyleyeyim. Senin geçirdiğin günlerden sonra senin saçlarının bile olması... Evet, mucize. İnsanın saçının kalması bile mucize. Mucize. O yüzden buradan ona şaka yapıyoruz biliyorsun. Sevgiler. Melis Sezen falan şaka. Telefonda en çok ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun telefonun elindeyken?
Telefonda en çok sevdiğim anları görüntülüyorum. Video çekiyorsun. Video çekiyorum. Rengoş gibimiz. Evet. Peki. Ben de bir yıllardır işte hep devam eden o kendi crush hastalığım hep var. Onunla devam ediyorum. Onunla uyuyorum. Masumlar Apartmanı'nın yakışıklısı Birkan Sokulu sosyal medyayla arası çok kötüymüş. Benim telefonla elime almam. Eğer alırsam da diyor sadece satranç oynarım diyor. Ya Allah'ım, yani işte bunlara da çok güleyim. Ağlayayım mı, güleyim mi? Güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyorum. Yani bu özellikle sinema sektöründeki arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımızın böyle bir kendini böyle bir farklı, işte hani böyle hiçbir magazinsel, yani bunlar hepsi biliyorsunuz değil mi? Çok tabii. Enteresan bir şey. Yani hiç böyle dünyadaki sosyal, hani böyle magazinsel hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sadece kitap okuyan, satranç oynayan falan, böyle belgesel seyreden. Evet. Onun ve sadece caz ilgilenmeyen. Müzik dinleyen. Hı? Caz müzik lütfen. Evet. O da evet. Önemli bir kriter. Yani çok gülüyorum açıkçası. Yani ben Birkan'ın günlük hayatında satranç oynamasını tabii tercih ederim. Ama telefonda pratik olabilir. Yani sosyal medyayı kullanmıyor bu arada, doğru söylüyor. Ama sevgilisi biliyorsun güzel kullanıyor. Hatta geçenlerde tramvay çarptı kızı biliyorsun. Yazık. Öyle mi? Evet. Yazık ya. Yazık oldu. Ama şey, Allah'tan hani böyle gülüyoruz çünkü bir şey olmadı. Allah'tan böyle tatlı bir kazaydı. Kendisi zaten yayınlamıştı. Şimdi başka bir oyuncunun enteresan bir paylaşımına geçeceğiz. Bak, bu sosyal medyayı kullanmış ama nasıl kullanmış? Diyor ki ben bir yardımcı arıyorum. Günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki tüketmeyecek. Sağlığa zararlı, bunu kesinlikle söylüyoruz. Beşiktaş'ta oturacak ve Beşiktaş'ta olacak diyor. Kim? Celil. Celil. Tabii. Niye Beşiktaş? Çünkü Celil Nişantaşı'nda oturuyor, Beşiktaş'ta oturuyor yani. Gel kolay mı olacak? Ona yakın olması gerekiyor ki çünkü 12 yol parası saat... vermesin. Hayır, mesela o gece de mesela işte çay kahve yap, işte yanında dur, işte şu mesela gece birdenbire çıkması gerekiyor. Sonuçta oyuncu adam. Şimdi diyor ki 12 saat fazla çalışacak tabii. Diyor. Tabii hani... onda gelse gece onda gidecek. Kadın tabii, olsa tabii. Yakın olursa yakın olması lazım. Çok önemli. 35 yaş üstü istiyor yardımcısını. Buradan da duyurmuş olalım. Celil'in Alçakan'da 5500 lira da maaş veriyor. Vallahi Allah bereket versin. Ben de evi arıyorum gerçekten. Güzel. Sana bir şey söyleme. Eskiden kadın, çalışacak olan kadın, şimdi inanılmaz derecede dolar falan yükseldi. Bu paraya gelmez kimse, kimse Celil. Ben sana söyleyeyim Celil de. 12 saat bilmiyorum. 12 saat yani, çok Beşiktaşlı zor. Olacak bir de diyor. Beşiktaş takımını tutacak. Yani gittikçe kriterleri düşürüyor. Dünden sonra Beşiktaş'ı tutsun mu hala? Zaten dün moralimiz çok bozuk. 5-0 yenildi Beşiktaş. O kadar moralimiz bozuk ben ki. Ben bu sezon iki tane Fenerbahçe maçı seyrettim. İkisi de yendi. Demek ki ben seyretmeliyim diyor. Ya o zaman hiç lütfen sen bütün maçlarımızı zamandır. Seyret. Galatasaraylı olanları zaten seyrederim. Hep yendiğimiz için hoşuma gider. Neyse yani Celil'e şoförü bulursak biz buradan da ona yayınlayalım, yardımcı olalım dedik. Yardımcı diyor ya, şoför mü istiyor acaba yoksa evinde bir yardımcı mı istiyor? Yok, şimdi öyle bizdeki şoförler şöyle olmalı. Yani her bizde şey, de pratik. Aynı. Mesela bazen gelsene mangal yakar mısın? İşte şu şeyle, evet, kahveyi getirir misin? Bu böyle biraz çok yönlü olmak zorunda yani. Evet evet. Çok hani, da pratik bu, oluyor öyle olunca. Evet. Bakalım buradan da ilan verelim, DM'den Celil'e ulaşın. Şimdi MasterChef'te bir torpil iddiası var. Ben tabii yarışmayı zaman zaman açıyorum. Bu denilen hanımefendi de tanıyorum, Dilara Başaran'ı. Evet, güzel de gidiyor. Dilara Başaran'ın Mehmet Şef'in akrabası olduğu iddiası ortalığı kasıp kavuruyor ama bence en son torpil olacak yarışma bu, biliyor musun? Yani ben oradan bile hissediyorum çok lezzetli şeyler yaptıklarını. Yani lezzetsizler der herhalde. Şimdi bir insanın akrabası da girebilir yarışa. Burada da bence bir şey yok. Evet. Yani burada hakkaniyet olduktan, o zaman da çok büyük yazık. Şimdi bir insanın akrabası oldu diye ve böyle bir yeteneği de var diye, bravo, akrabası oldu diye de yarışmamalı mı? O değil. Akrabası oldu diye torpil yapılmamalı. O olay o. Yoksa akrabası girebilir yarışmaya. Yani ve eğer iyiyse de gerçekten kazanabilir de. Bunu yapmayın. Çünkü bu doğru bir şey değil. İnsanın belki de bu kızın gerçekten çok kabiliyetli. Çünkü armut dibine düşüyor. Ailede birisi şef. Sen de onun gibi olmak istiyorsun. Baban olur, amcan olur falan. Niye katılmasın yani amcası böyle diye. O zaman da onun da hakkını yemiş olmuyor muyuz? Bence katılmalı ama iyi olursa kazanmalı. Yani ona kriterimiz olmalı bence. Ben dediğim gibi aynen senin aynı şeyi düşünüyorum. Yani
hatta belki akrabası olsa yarışmaya bile koymazdı. O kadar hassaslar onlar. Ne çok reyting yapacak insanları diskalifiye etti bu yarışma. Yani biz de çok tanık olduk. Öyle torpiliydi, şuydu, buydu, olacak iş değil. Yemek işinde de olmaz zaten arkadaşlar. Aynen, lezzet bambaşka bir şey. Orada 3 tane jüri var, hepsini çöpe atmış oluyor bu iddia. Ben pek sanmıyorum. Yani böyle başarıyı hazmedemeyenlerin hemen bunun arkasında kim var? Bu bunun akrabası mı falan? Genelde oluyor ya Türkiye'de ama. Ama yetenek diye de bir şey var yani, onu da kabul edelim şimdi. Ah, Fatih Terim'e bir geçmiş olsun diyelim Seren. Fatih Terim bağırsak ve mide probleminden dolayı hastaneye kaldırıldı. İşte geçen hafta sonu yaşadığımız problem. Bir rotavirüsüdür geziyor. Viral bir enfeksiyon bu. Bakteri, bağırsaktaki bakteri sayısını da arttırıyor tabii. Böylelikle de insan içine çıkamıyorsun. Sen tabii bu durumları da çok iyi biliyorsun yani. Maalesef. Bu bağırsak ne kadar önemliymiş. Şimdi vallahi ikinci beyin deniyor. Ben bunun mesela ikinci beyin olduğunu, vücutta bu kadar önemli bir rolü olduğunu başıma bunlar geldikten sonra anladım. Evet, evet. Yani bağırsağınızda herhangi bir şey, çok dikkat edin ve baktırın gerçekten. Çok büyük hastalıklara neden olabiliyor yani. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Evet. Çok geçmiş olsun sevgili imparator. O da tabii Fatih Terim ya. Fatih Terim bambaşka bir adam. İşte ben diyorum ya, teknik direktörün de avukatın da, yani bazı meslek gruplarının birazcık artistik tarafında olması lazım. Evet, evet. Yani. Bu adamda o da var ya. Yani ben çok seviyorum ve beğeniyorum. Yani adam böyle Al Pacino gibi falan yürüyor şeyde, statta yani. Ne güzel söyledin. Anladın mı? Al Pacino'su yani, var, evet, biliyor musun? Böyle İtalyan mafyası tabii rollerine falan da yakışacak bir adam. Çok enteresan bakışlara falan bak yani. Kaç tane teknik direktör. Adamda var bu. Bakın kulüp ama başkanlarında da olma. Beni biraz ürkütüyor. Ben adamın kalitesine, başarısına, duruşuna, yani bence bu şeyleri, bu mimiklere falan, bunları bence bilerek yapıyor. Yani oynuyor. Ama bu bence çok önemli. Takımın yani üzerindeki etkisiyle çok ilgili. Önemli. Bence kulüp başkanının da böyle ben olması lazım. Ben sanki o yokken Galatasaray böyle şeymiş gibi geliyor bana. Öksüzmüş gibi geliyor. Fatih Terim yani dünyada mesela İtalya'da da gitti biliyorsun, teknik direktörlük falan yaptı. Adam yani başarılı bir adam, klası olan bir adam ve artistik bir adam yani. Artistik, ay, arada, tarafı olan bir adam. Dün Metin Oktay tesislerin önünden geçiyor. Benim evim orada ya. Aklıma sen, Hülya Avşar ve Tanju geldi ama fotoğrafı çekemedim. Neyse, şimdi yılın röportajını size göstereceğiz hep birlikte. Biz aslında Fahriye ve Burak'la röportaj yapmak istedik ama Karan bu işe darbe koydu. Gelmiş geçmiş en profesyonel sabote edilen röportaj. Kaçma oğlum, gel bu yola. Kaçma oğlum, gel bu yola. Fahriye Evcen ve Burak Özşerit oğulları Karan'ı zapt edemediler. Bugün de? Bugün. Her zaman olduğu gibi. Muhabirlerin işini yapmasına engel oldu. Mikrofonlara el koydu. Ne bu? Durma da sarı ne şey anneciğim? Bak ben dedim, bizden alırsın abi. Birliğe soyundu. Evet, nasılsın be abiye? Şey söylüyor artık. Nasıl? Artık. Nasılsın be? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun sorusuna hangi bomba cevabı verdi? Herkes şok oldu. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Eyvah. Dizisinden bahsetmek isteyen Fahriye Evcen, Karan'ın gazabına uğradı. Ve dolayısıyla konuşulması bizi çok mutlu ediyor. Gözü bir an olsun mikrofonlardan ayrılmadı. Setlere aynen geliyor mu Karan? Geliyor. Çok üzülüyor musun? Aralarda geliyor. Karan'ın haberlerle yaşadığı ilk röportajın tüm detayları. 15 Nisan 2019 yılında hayatımıza giren, herkesin merak içinde beklediği Evcen ve Özçivit'in oğlu Karan Özçivit doğduğu ilk günden beri magazinin yakın takibindeydi. Ünlü ebeveynler Fahriye ve Burak her ne kadar oğulları Karan'ı sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşsa da bu paylaşımlar kimseye yetmiyordu. Kameralar Karan'ı, Karan kameraları görmek istiyordu. Karan magazinle birkaç kez tanışsa da en bomba buluşma dün gece gerçekleşti. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en aksiyonlu röportaj ekranlara getiriyoruz. Ne Fahriye Evcen, ne Burak Özçivit. Tek ilgi oda Karan Özçivit. İlk olarak şöyle bir bakıyoruz ünlü aileye. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit her zamanki gibi şıklıklarıyla göz dolduruyor. Pahalı kombinleriyle parıldayan ünlü çiftin oğullarının montunun fiyatı ortaya çıktı. Karan'ın mavi montu tam 295 Türk lirası. Müzik
Muhabirler Fahriye Ecen'le konuşmak istiyor ama Karan'ın ilk suikast girişimi başlıyor. İlk dikkati çekti. Alıştınız mı? Özlüyor musunuz Karan'ı? Özlenmez mi ya? Kaçma oğlum, gel buraya. Araba. Fahriye Ecen topu kaptırıyor, artık top Karan'da. Karan da yine çok tarz olmuş bugün de. Bugün. Her zaman olduğu gibi. Gördüm. Karan nasılsın? Sen onunla konuş bence. Karan mikrofonlarla tanışıyor. Ne oldun sen? Ne dokundurma bu? Da sarı ne bir şey anneciğim? Olmasın. Sen onu biliyor tutacak musun? Mısın? Sen onu biliyor musun? Ha. Ha? Aşkım eve götürürüm. Neymiş duracağım. O? Bundan sonra. Alır vallahi vermez mi? Konu tekrar ebeveynlere dönüyor. Hangisini istiyorsun? Ben. Hangisini beğendin? Bunu beğendim. Bunu mu beğendin? Beyaz diye herhalde. Maşallah büyümüş, her geçen kocaman gün daha oldu, da büyüyor. Sorma. Bak, gördüğün gibi tutamıyoruz, evet, bak. Ya, alacak o mikrofonu. Ve görev tamamlandı. Karan istediğine ulaştı. O artık bir muhabir. Eve götürecek yani. Eve götürecek yani. Ünlü çocuk Karan Özçivit muhabirliğe soyundu. Sen soru soruyorsun abiye. Uzat mikrofonu. Ufak ufak konuşmaya başlıyor konuşuyoruz, sanki. Konuşuyoruz. Neler söylüyor? Evet, evet. Nasılsın de abiye? Şey söylüyor artık. Nasıl? Oldu artık. Bayağı nasılsın de? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ve beklenen soru. Muhabirler son mermilerini kullanıyor. Ancak Karan Özçivit herkese ters köşe yapıyor. Evet, şimdi tamam, gel. Şimdi geliyoruz ve... Soruyu soruyoruz Karan'a. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Eyvah. Bunu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çalıştığımız gibi. Süper. Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı. Diziden bahsetmek istiyor ama nafile. Karan tüm ilginin kendisinde olmasını istiyor. Vallahi birçok sahnemiz çok konuşuluyor. Çok güzel bir iş çıkarttığınıza inanıyorum. Ondan sonra tabii ki yani bizim tarihimizde olan şeyler ve dolayısıyla konuşulması bizi çok mutlu ediyor. Tam her şey büyüklerin istediği gibi oluyordu ki Karan yine muziplik peşinde. Elleri, gözleri rahat durmuyor. Öyle hani en konu tabii ki öyle bir durumu yok, izlemiyor. Artık çok yoğunlaştınız, hani içinizde çalışıyorsunuz. Evet. Setlere aynen. Geliyor mu Karan? Geliyor. Çok üzülüyor musun? Aralarda geliyor. Annesinin setine başka daha çok gidiyor ama. Başka... Bir tarafta set programını anlatmaya çalışan Fahriye Ecen, diğer tarafta mikrofonlara acı çektiren Karan. Zaten çok rahat bir set programı var genelde. O yüzden hemen bir kamera. O artık aynen. Burada da renkler dikkatini çekti senin galiba, değil mi? Aile buluşması yapmış ünlü aile. Karan bu sefer de Burak Özçivit'in pahalı montuna gözünü dikti. Burak Bey, size nasıl yansıyor bu durum peki? Haftada bir gün olarak yansıyor bana. Haftada bir gün öyle ortak aile günü yapıyoruz, orada buluşuyoruz. Bugün de onlardan biri. Ama onun dışında tabii. Bizim sete de geliyor, oraya da gidiyor. Ve sonra babasının kulağına. Hastalıksız atlattık değil mi? Biz hiç... Ne anlatıyor? Ben çok merak ediyorum. Biz hep böyleyiz, biz alışkınız da şu an. Ne yapalım, gidelim mi? Gidelim. Bu röportaj daha uzar giderdi. Ancak Karan Bey sohbeti sonlandırıyor. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. Biz de böyle. Şimdi Karan belli ki çok yaramaz bir çocuk. Yani zaten erkek çocukları kızlardan ekstra daha iki katı yaramaz oluyor ama hiç durdurmadı ya, baksana. Ama çok sevimli bir çocuk. Yani bir kere çok sosyal bir çocuk. Evet. Bazı çocuk vardır böyle yabanidir. Hani suratı asıktır, huysuzluk yapar falan son derece. Babasının kulaklarını oynadı, mikrofonu aldı, onu yaptı, buna bay bay diyor falan. Yani gayet sempatik. Sıcak ve sempatik bir çocuk. Yavrum, Allah bağışlasın. Ben yani. İnan röportajda ne konuşuluyor hiç dikkat edemedim. Karan o kadar çok dikkat dağıttı ki sadece Karan'a dikkat çekmeye çalıştım. Çok büyümüş bir kere. Tabii gözlerimizin önünde büyüyünce daha kıymetli oluyor. Yani böyle biz tabii doğduğu andan itibaren tanık oluyoruz. Doğum halinden çıkıyoruz. Pusetteki halini hatırlıyorum, babasının puset tuttuğu halini. Ne kadar tabii büyüdü. İşler değişti. Şimdi montları konuşacağız. Şöyle, şu montu hatırladın mı Fahriye'nin? Hani evet. Demiştin ya, altına kot giyersen sanki böyle düz bir şeyle daha iyi olur. Daha iyi olur. Dinlemiş. Dinlemiş ve giymiş. Burak'ın montu da son derece pahalı. Biz tabii Karan'ın montuna biraz dikkat çektik. Karan'ın montunun fiyatı 290 TL. İyi lan, bu çocuk bu yaşta onu giysin. Daha pahalısına giyecek.
Ama bir şey söyleyeceğim, o kadar pahalı ki çocuk kıyafetleri yani. İnanamadım bu fiyata bir şey bulduklarına. Ama yani ucuza yerler de var, Allah Allah. Ne alakası var? Bütün Türkiye nasıl giydirsin çocuğunu? Tabii orası öyle. Hep konuşulan şey geldi aklıma. Rivayet. Acaba bunlar gerçekten pinti bir aile mi? Niye hayatım? İlla marka mı almak zorundalar aslında çocuklarına? Aslında değil. Zaten birazdan yani, Berfin Erer'le ilgili konuda fikrimi söyleyeceğim. Rengini beğenmiştir mesela. Oradan da alır yani. Hani ben şeye çok karşıyım. Yani sadece marka alma görgüsüzlüğü Araplar ve bizde var. Yani dünyada o kadar evet, çok tasarımcı yok, var ki. Yok. O kadar farklı tasarımcılar var ki yani. Hani bu bizim Çinliler git mesela Paris'e. Sabah 8.30'da başlarlar kuyruğa girmeye. O şeyin önünde meşhur bizim herkesin bilindik markası. Onun önünde kuyruğa girerler. Bir Araplar bir de biz. Biz varız değil mi? O yüzden de yani tabii ki çok şık gördüğün bir şeyler olduğu zaman gidersin alırsın. Hiçbir zaman hani markaya karşı değilim. Zaten kendim de kullanıyorum. Ama her daim her şey markama olmak durumunda asla değil yani. Ve buna takıntı haline getirenlerin görgüsüz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani çocuğunun bu montun rengini çok beğenmiştir. Çok da yakışmış alırım zaten. Alır mı? Gidersin pazarda da görürsün, oradan da alırsın yani. Hani o yüzden de hani zaten çok para kazanan bir çift. Kendileri zaten harcıyorlar ama elbiseye bazı insan mücevhere yatırır. Bazısı elbiseye yatırır. Bazısı kata, bazısı yata. Yani herkesin parasını istifleyip çok istediği bir tarafa daha fazla harcama yapma şeyisi, özgürlüğü vardır. Ben de öyle düşünüyorum mesela. Ya ben marka çanta alacağımı 10 tane, onu biriktiririm, onu yaparım, bunu yaparım. Daha taşınmayacak bir şey alırım. Yani öyle düşünüyorum şimdi ben yani. Benim de aynen Karan yaşlarında bir kızım var. Tabii biz de çok kıyafet ve ayakkabıya çok tabii para harcanıyor. Ve maalesef küçüldükçe işçilik daha da çok büyüdüğü ben için. Ben onu işçiliğini yerim, onu küçüklüğünü yerim. Ben onu çok harcarım. O kadar fazla tüketim var ki ve bir kere giyebiliyorlar Seren. Niye bir kere? Çünkü bir sezon daha giyemez onu. Bitti. Ha, büyüyorlar. Büyüyor ve bir kere giyebiliyor ve bitti yani, bir sezon giyebiliyor. Belki onu da 2 hafta, 3 hafta üstüne giyebiliyor. Ondan ziyade tabii bu kadar çok marka, evet marka şeyler de alıyoruz, hoşumuza gidiyor. Çünkü çok minyatürü düştü tabii, çok tabii, hoşuma çok gidiyor. Oluyor, ama emeklilik yatırımı başlıyor bile mesela şimdiden. Ne kadar şanslı çocuklar. Hepsi öyle değil tabii. Ben de şimdi konuşurken bir yandan da onu düşünüyorum. Evet, yatırımını böyle monta, ayakkabıya falan yapacağını değil mi? Karan'a taşınmazları alsınlar. Yani zaten şöyle, onun için çalışıyorlar. Çocuğa kim için çalışıyor? Yani çok küçük yaştan itibaren, ki ben yani bunun en baş örneklerinden bir tanesiyim diye düşünüyorum. Her şeyi çocuklukta bir çocuğa verirsen, her şeyi, her şeyi o çocukluktan itibaren o görürse onun fazlasıyla. Şimdi de bazı sanatçı arkadaşlarımın çocukları da böyle. O zaman bir şey başlıyor. Bir kere hiçbir zaman hırslı olmuyorsun hayata karşı. Diyorsun ki nasıl olsa benim var. Yarınım da garanti diyorsun. Bilmem ne. Her şeyi görüyorsun ya anneden babadan fazlasını. O zaman hayata karşı bir hırsın, bir tırmalaman olmuyor. Yani ben bakma Koç burcuyum diye hani işimde azimliyim falan, ama normal şartlarda tembel oluyor çocuklar. Mesela hep sıfırdan gelen ailelerin çocukları önemli bir mevkiye yükseliyor. Başbakan oluyor, iyi bir futbolcu oluyor, iyi bir şarkıcı oluyor. Neden? Onlardaki hırs, azim böyle işte her şey çocukluğundan itibaren verilmiş çocuklarda olmuyor. Sen bana bir tane çok iyi bir ailenin çocuğunu söylesene devlet başkanı olmuş. Bir tek Kennedy'lerde, onlar da zaten başlarına gelmedik kalmadı. Yok yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Yıllardır söylediğim şey bu. Peki şimdi reklama gideceğiz. Dün de maalesef BTR'mize yeni eklemeler olduğu için, bu yasa kaç skandalında yeni eklemeler olduğu için verememiştik. Ama bugün vereceğiz, bir bakanın yasa aşkını konuşacağız. Ama reklamlardan sonra buyurun. Altın Kelebek'in berfosunu konuşacağız tabii, ama İrem Derici'nin bir de Altın Kelebek polemikleri var. Yani Hadise'den Gülşen'e, Kelebek'ten o kanatlara kadar ağzına gelen her şeyi söylemiş. Bakalım yine ne yapmış İrem. Magazin dünyasının kabına sığmayan ismi İrem Derici, gündemdeki polemikler hakkında dobra dobra konuştu. Şimdi ben mesela bu sene bir şarkı yaptım. Kendimi katmıyorum. Ben de adaydım bu arada ama ben... Altın Kelebek'ten eli boş dönen Derici gelecek sene için gözdağı verdi. Ben o kelebeğin kanatlarını tek tek kopartırım. Kendisini kraliçe ilan eden Gülşen'den... Bu arada Gülşen'in o paylaşımı yapması... En iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Hadise'ye... Bana sorsalar bu sene kadın pop sanatçıları...
gündemden düşmeyen sahne kıyafetlerinden. Gülşen'in fotoğraflarını gördükçe dedim ki... Aşk hayatına... Gerçek anlamda ruh eşip... Altın Kelebek Ödülü'nün dikkat çeken isimlerinden biri de İrem Delici oldu. Yeni şarkı çıkarmaya hazırlandığı eski sevgilisi Genco ile törene katılan Delici... Taş diyoruz. Beton pardon. Hadi görüşürüz, harika. En iyi kadın şarkıcı ödülüne aday olmasına rağmen ödül alamasa da 3 ödül vererek sahnedeki yerini aldı. Kes ödül almak ya da performans sergilemek yerine ödül vereceğim, 3 ödül vereceğim hem de. Altın Kelebek sonrası dün yaptığı paylaşımıyla dikkat çeken Delici, gönülsüz sansür pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti. Dekoltesiyle yürek hoplatan ünlü şarkıcı akşamda modacı Seyit Aras'ın definesindeydi. Göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen Delici deri kıyafetiyle göz doldurdu. Defile öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan İrem Delici ödül gecesinin ardından bir de sahne alınca nazara gelmiş. Yani kelebek üstüne sahne yaptım ya, ben bir geberdim ve ondan önce biz 2 gün klip çektik. Klibi izleyince anlayacaksınız. Konu altın kelebekten açılmışken içini döken Delici bu sene ödül alamadı ama önümüzdeki sene için şimdiden... Jüriyi uyardı. Şimdi ben kelebeğin kararlarına karışmam ama eğer seneye olur da Genco ile benim klibim en iyi klibi almazsa ben o kelebeğin kanatlarını tek tek kopartırım. Çünkü anamız ağladı. Yani maddi manevi ve çok iyi bir iş yaptık. Ha bizim üstümüze bir iş çıkarsa onu da biz alkışlamayı biliriz. Ama ben şimdi uyarımı yapayım, bir yılımız var. Ona göre önlem alın. Hadisenin en iyi kadın şarkıcı ödülünü alması birçokları tarafından hak etmediği yönde eleştirildi. İrem Delici'ye göre Hadise ödülü hak etti mi? Bana sorsalar bu sene kadın pop sanatçılarından en çok hem dinlenme açısından hem konser açısından. Şimdi ben mesela bu sene bir şarkı yaptım. Kendimi katmıyorum. Ben de adaydım bu arada ama ben çok biliyorsunuz çok realistimdir bu konularda. Ya Hadise almalıydı ya da Derya Uluğ almalıydı. Çünkü Derya'nın da biliyorsunuz kanunlar gibi bu sene. Evet. Ya Türk radyolarında en çok çalınan şarkı. Ben Hadise'nin çok hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü hem Küçük Bir Yol, hem Hay Hay, hem arada çıkardığı single'lar hit oldu. Ödül töreninin ardından bu sıra sahnelerde fırtına gibi esen Gülşen kendisini kraliçe ilan etti. Güzel şarkıcının bu çıkışı Hadise'ye mesaj olarak yorumlandı. İrem Delici bu konuda verdiği cevapla Sezar'ın hakkı Sezar'a dedi. Bu arada Gülşen'in o paylaşımı yapmasının hiçbir şekilde ne Hadise'yle ne de başkasıyla alakası var. Magazin tabii bazı şeyleri kızıştırmaya gerektirir ama yani hiçbiriyle böyle en yakın arkadaş değilim ama hepsini de çok iyi tanıyorum. Derya canım ciğerim o ayrı ama Hadise'ye Gülşen. Şimdi bunlar benim idollerim. Bunlar işini her şekilde mükemmel yapan kadınlar. Hem şarkıları, hem sesleri, hem duruşları, hem sahne performansları. Ama bu sene Hadise'nin alması doğruydu bence. Gülşen de kesinlikle o paylaşımı bununla alakalı yapmadı. Çok eminim. O bizim kraliçemiz. Bir yazı yazılmış onunla alakalı. Çok doğru bir yazı bu arada. O bizim kraliçemiz. Besteleri sesiyle destek olduğu sanatçılarla. Konu Gülşen'den açılmışken sahnelerde başlayan şıklık yarışından bahsetmesek olmaz. Gülşen'in başlattığı yarışa Hadise, Hande Yener, Hülya Avşar, Sibel Can, Gülben Ergen de katılmış. Söylemezsem olmaz'a konuşan Demet Akalın rakiplerini takdir etmiş. Ancak ben giymem demişti. Ama ben şu anda yapamam o kadar ya. Çok ama güzel. İkisi de yani Gülşen de. Şeyde Hande de çok güzel giyiniyorlar. Tartışmaya farklı bir boyut katan aşırı dekolteyi teşhircilik olarak yorumlayan ünlü türkücü Seher Dilovan da Söylemezsem Olmaz yayınında sözlerine açıklık getirerek polemiği yeniden ateşlemişti. Dekoltenin böyle bir sırat köprüsü bir sınırı vardır. Oraya geçtiniz mi o artık teşhire girer. Bakalım gittikçe daha iddialı kıyafetleri tercih eden İrem Delici bu konuda ne düşünüyor? Arkadaşlar bakın biz artık bir sahnede şıklık yarışı başlattıysak bu Gülşen'in sayesindedir. Ben bile eskiden paçoz paçoz çıkardım. Gülşen'in fotoğraflarını gördükçe dedim ki ya bu böyle bir şey. Biraz biz de mi acaba çeki düzen versek kendimiz diye. O yüzden altını çize çize söylüyorum. Eminim Gülşen'in o paylaşımı sadece şey. Evet su 100 derecede kaynar. Gülşen de bunun farkında. Kadın kraliçe farkında. Nokta yazmış. Haklı. Dekolteyi tercih eden meslektaşları gibi sahne kıyafetlerini şovun bir parçası olarak yorumlayan Delici'nin ardından biz de şimdi soruyoruz. Aşırı dekolte teşhircilik mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İrem'in ağzı kulaklarında çünkü eski sevgilisiyle barıştı. Hatta bir şarkı yapıyorlar. Genco.
Onunla bir şarkı yapıyorlar. Diyor ki bu yılı bilmem ama diyor ben seneye diyor o kelebeği almazsam o kelebeğin kanatlarını tek tek yolarım. Çünkü çok emek verdiğimiz bir şarkı geliyor diyor. Valla kendi kendine hiç sevinmesin veyahut da ümitlenmesin. Burada hiçbir zaman bu memlekette iyi olan kazanmıyor. Hı. Bu bir gerçek. Nerede kalitesiz, nerede hiçbir özelliği olmayan, herkes için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama yani her şeyde de torpil olur mu? Bizim memlekette her şeyde de torpil var. Her şeyde var. Oluyor kusura bakmayın. O yüzden hiçbir bende şeyliği kalmadı, ağırlığı kalmadı. Anladığım kadarıyla birçok sanatçıda da kalmamış ki hiçbir star yoktu Altın Kelebek'te. Dolayısıyla böyle yaptıkları sürece önüne gelene yok onun kocası zengin, öbürküsünü bilmem ne, öbürküsü hediye alıyor bilmem ne, o onun arkadaşının tanıdığı. Böyle olmaz arkadaşlar. Sanatta her şeyde torpil olur ama bunda olmaz. Bu olmaz. Yazık, günah yani. Gerçekten çok iyi arabesk sanatçıları var. Çok iyi fantazi sanatçıları var, şarkı söyleyen. Erkekte olsun, kadında. Bunlar yıllardır bir tane ödül treninde bile yoklar. Bir tane ödüle bile layık görülmediler. Yani o kadar çok söyleyecek şey var ki. O yüzden inşallah bu tip gecelerin başına hakkaniyetli bir şey gelir. Yani bir jüri, komite. Evet. Yani birkaç kişiden oluşan, tek başında işte yazı işleri müdürünün veyahut da işte Hürriyet çalışanlarının veyahut da şimdi ben Altın Kelebek için söylüyorum. Yani normal şartlarda yine yönetim değişti de hani şu anda alkışladığımız çok nokta var hem gazetede hem televizyonda falan. Ama yıllardır o kadar büyük bir rezillik var ki, o kadar saçma sapan insanlara ödül veriyorsunuz ki ve o kadar belli ki gazetenizde. Diyor ki bir kadın için, kadın hayatta ne konseri var kadının, doğru dürüst yani. Bu diyor, konserden konsere koşuyor diyor. Meğerse yazı işleri müdürünün sevgilisiymiş kadın. Yani ben hayatımda böyle bir saçma bir şey görmedim yani. Babaların çiftliği gibi gazeteyi kullanıyor bazı gazeteciler de. Dolayısıyla neyse, bunlar temizlendiler ki temizleniyor da daha da fazla. Ümitliyim. En azından yarınlar için ümitliyim. Yarınlar yani. İçin ümitlisin. Galiba İrem de ümitli ki çok emek verdim diyor. İnşallah seneye ben alacağım diyor. İnşallah. Ama Hadise'nin işte bu yıl diyor ödülünü hak ettiğini düşünüyorum diyor. Sence Hadise hak ettiğini, bunu konuşmuştuk, hayır demiştin. Gülşen'in kendisini kraliçe ilan etmesine de diyor ki bunun Hadise ile bir ilgisi yok. Gülşen gerçekten kraliçemiz bizim diyor. Yani Hadise'nin ödül almış olması demek zaten buradaki birinci olmuş olma konumuna getirmiyor. Yine söylüyorum, ödül törenlerinin hiçbir ciddiyeti yok ve hiçbir yaptırımı da yok bu anlamda bizi etkileyecek yani. Dolayısıyla evet, Gülşen sahne performansıyla, yaptığı şarkılarla, mesafeli duruşuyla, yani sesiyle, her şeyle bir şekilde bu şeyi, yarışı göğüsledi. Gülşen var. Kim var? Demet Akalın var. Eski Hande. Jenerasyondan gelen. Hande var. Hande Yener var. Nasıl Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, işte Tarkan falan filansa. Bunlar da o kadınlar. Hani bunları devam ettiren. Doğru. Ha, bu yeni nesilde kim var? Hani evet, Derya Ulu var. Şey Derya var, bizim sevdiğimiz kız. Tuğba var. Tuğba var. Ondan sonra evet. Merve. İrem var. Simge var. Simge var. Merve de var. Merve Özbey var. Merve Özbey var. Ondan sonra şey Aleyna var. Aleyna var. Aleyna var. Yani bunlar böyle bir 10-15 kadın popta. Güzeller yani, iyi götürüyorlar. Ha, hiçbirisi bir Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Obo olabilir mi? Mümkün değil. Ama en azından gölgesi olarak Gülşen hem beste yapıp, hem söz yazıp, hem şarkı söyleyip, hem şeydeki sahnedeki görselliğini koruması güzel açısından bizden tam not alıyor şu anda. %100 seninle aynı fikirdeyim. Yani Gülşen başka bir ekole evrilince tabii ister istemez kimse, bak mesela Hadise her şeye bir cevabı olan Hadise, her şeye, sadece o özel hayat konusunda susmuştu. Bu konuyu hiç yok saydı. Çünkü bunun üzerine ne diyecek ki Hadise? Sen bana nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin diyebilir mi Hadise Gülşen? Üzerine alınmaması gerekiyor zaten. Evet. Bazen üzerine alınmak daha kötü bence. Gülşen'in kıyafetlerine gelince, dekolteye gelince de, dekolte bütün dünyada var arkadaşlar. Bu mesleği yapan herkes, sahne şovunu yapan herkes,
dünya starlarından, bizim starlarımızdan hepimiz sahnede dekolte giymeyi seviyoruz ve sahneye dekolte çok yakışıyor. Herkes de giyebilir. Seher Dilovan bir açıklama yaptı ama o bir türkücü. Tabii ki Türk halk müziği ezgilerini söylediği için onların daha ilk başlarda çok eskiden bu Beria Kartürkler varken, sevgiyle saygıyla bu arada, onların zamanında daha folklorik kıyafetler giyilirmiş. Melkıs Akkaleler falan çok değerli yorumcular, isimler. Onlar daha bir usturuplu falan. Sonraki türkücüler saçlarını sarı yapmaya başladılar. Açık saçık giymeye başladılar falan. Bu belki biraz onların sahnesi için, onların türü için. Hoş olmayabilir. Yani hoş olmayabilir. Alışılagelmedik bir şey vallahi olduğu için yadırganabilir. Türkücü Esmer geliyor aklıma. Hep Nuray Afiftaş geliyor aklıma. Ne bileyim. Bir de Nuray Afiftaş rahmetli. Allah toprağı bol olsun. Yani yapmışsın. Bunlar hep böyle türküsünü söyleyen, böyle erkek gibi çıkıp höt höt. Yani böyle kadınsal tarafların görmediğimiz, daha az gördüğümüz. Çünkü o müzik türü onu gerektiriyor aslında. Öbür türlüsü de onlarda şık durmuyor bana göre açıkçası. Hani o kendi dalında haklı ama dünyada popmuş veya da sahnede kim olursa olsun sırtını da açarsın. Gülşen'in kıyafetlerine ben bayılıyorum. Ha bak, İrem diyor ki zaten bizde diyor bir şıklık yarışı başladıysa bunu başlatan maalesef Gülşen'dir diyor. Biz onun yüzünden kendimize. Eskiden paçoz çıkıyordum sahneye diyor. Açık açık kendi kelimesi bu. Ama o zaten çok iyi giyinen bir kız değil hala bence. Yani paçoz çıkıyor. İrem'in yani hiçbirisinin bana göre klas bir giyim tarzı yok. Türkiye'de sahnede sadece klas giyinen tek kişi Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın dışında da Gülşen sade ama iddialı şeyle şu andaki iki kişi var. Yani sahnede Ajda Pekkan her daim var zaten. Keşke siz Gülşen'i feyiz alacağınızda birazcık Ajda'yı izleseniz de onun gölgesi kadar olsanız gene bir şey olacak yani. Ama işte bu vizyon meselesi. Ama sen meselesi... arşa çıkartıyorsun yani. E bırak Gülşen'i izlesinler bari. Ajda'dan başlayamazsın yani. Örnek ama almaya. Hayatım, ben vallahi başlarım. Ben çok yani sen başlarsın aldım. Zaten yani de bunlar, onlar daha dur. Yok hayatım, bir insan kendinden çok üstün insanları örnek alsınlar ki hani o onlara bir şey katabilsin yani. Hani o yüzden de bence şimdi Gülşen'in beden yapısı tabii çok zayıf. Evet. Onun giydiği kıyafetler bunlara olmaz zaten. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Etleri çıkar, bilmem ne çıkar. Olmaz. O kadına o yakışıyor yani. Ama siz de biraz kemik daha... Kemik gibi bir kadın Gülşen. Ama şey, Ajda da öyle bence. Ajda Pekkan da böyle kemik. Ajda tarif edilemez. Mesela Ajda bu sene Bir Tık diye bir şarkı çıkardı. Yani kadın hani yaptığı şarkı da hepinizden daha trend şarkı yapıyor. Çok enteresan bir şey ya. Yani bu anormal bir şey değil mi? Yani sizin yaptığınız şarkılardan daha trendi şarkıları var kadının. Şu anda bile. Yani şarkının sözüne bak, Bir Tık. Yani bu zamanın lafı değil mi, Bir Tık? Ve yani, zaten yanlış da hatırlamıyorsam Gülşen'in kocası işin mutfak kısmında Bir Tık'ta. Neyin? Ozan. Tabii Ozan'ın da olmasa, Ozan Türkiye'nin en iyi aranjörü. En iyisi. En iyi aranjörü. Yani esamesi okumaz kimsenin, onun yanından kimse geçemez. Dolayısıyla o anlamda da çok şanslılar çok tabii. Çok güzel bir ekip oldu. Peki şimdi Altın Kelebek'le devam edeceğiz. Gerçekten bu kelebeğin ömrü bir gündü, ne oldu? Sürüyor. Yankılar sürüyor. Ama her sene. Her sene sürer. Fakat şimdi Berfu Yenerler'i konuşacağız. Eser'in karısına kıyafet eleştirisi geldi. Pelin kim? Kaya. Bir yazar. Bakalım neler söyledi. Haklı bulacak mısın? Berfu'nun tabii cevapları var. Uzun uzun konuşacağımız bir konu. Buyurun. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Ancak skandallarla dolu ödül töreninin yankıları bitmek bilmiyor. Ünlü kadınlar arasındaki şıklık yarışı devam ederken moda eleştirmeni Pelin Kaya, Eser İnenler'in eşi Berfu Yenerler'in kıyafetini topa tuttu. Berfu Yenerler dayanamadı, cevap verdi. Sonu gelmeyen tartışmada kim haklı? Yenerler'in kombini iddia edildiği gibi rüküş mü? Berfu Yenerler'e hangi ünlü isimler destek çıktı? Altın Kelebek geçtiğimiz hafta sonuna damga vurmuşken ünlü isimlerin şıklık yarışı da büyük ses getirdi. Hadise, Eski Mola, Merve Dizdar,
Eroğlu, Deniz Sezen, Beşil Aras, Şevval Şahin, Demet Özdemir, Pınar Altuğ, İrem Denici, Çağla Şikel. Ünlü isimlerin kombinleri, güzellikleriyle de demodelikleriyle de çok konuşulurken bir isim vardı ki gündem oldu. Berfu Yenenler. Modacı Pelin Kaya, Eser Yenenler'in eşi eski güzel Berfu Yenenler'i topa tuttu. Berfu Yenenler'in Raşit Bazlı bağlı imzalı elbisesi kırmızı aldan ziyade yazlık bir parti elbisesi. Ayakkabı seçiminde ise dünyayı kasıp kavuran kristalli ayakkabıların kopyasını tercih etmesi üzücü. Sözlerini kullandı. Yenenler bu eleştiriye kayıtsız kalmadı ve şu açıklamaları yaptı. Bunu gördüm ve gerçekten çok güldüm. Çok tatlısınız. Ama tabii ki sadece bir kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim. Tahmin edersiniz ki bir anne olarak kazandığım parayı daha doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum. Sanmıyorum ki bu beni kötü ya da kalitesiz yapsın. Zaten her marka her gün çok benzer ürünler üretiyor. Hepimiz de kullanıyoruz. Bunda yanlış ne var çözemedim. Pelin Kaya ise bir cevap daha verdi. O bir ürün dediğiniz şeye tasarım denir. İçinde yaratıcılık ve emek barındırır. Ve sanatın da ta kendisidir. Bu naifliğinizi gençliğinize veriyorum. Terbiye sınırlarını aşmadan, devam eden tartışmada gerginlik had safhadaydı. İkilinin tartışması böyle sonlanırken, ünlü sunucu Ece Erken, Berfu Yenenler'in fotoğrafını paylaşıp Yenenler'e destek verdi. Ayrıca modacı Pelin Kaya başka bir paylaşımında Melis Sezen'in geceye konuşmasıyla ve şıklığıyla damga vurduğu gibi fiyatının 34 milyon 256 bin Türk lirası olduğu konuşulan kolyesinin de taklit olduğunu söyledi. Peki sizce böyle bir gecede taklit ürün kullanmak doğru mu? Sanki oraya gitmenin yani bir şey kuralıymış gibi replika kullanamazsın. O da direktörmüş gibi Pelin Kaya bir açıklama yapmış. Pelin Kaya kim diye bir bakayım dedim. Hiçbir bilgim yok kadıncağız hakkında. Ekşi Sözlüğe girdim. Yani daha doğrusu onun adını yazınca Ekşi Sözlük'ten çıkıp bize şey yapmışlar. Herkesin dış görünüşüyle dalga geçer. Kilosuna laf eder. Ama Pelin, sen herkese laf edersen senin de ağzının payını böyle dedikle verirler demişler mesela. Şimdi bu kız pazarlama okumuş. Yani bu kızın herhangi bir moda eleştirmeni vasfı yok. Böyle herkes gibi bir sayfalar açmış. Evet. O sayfalardan işte blogları var falan filan bir şeyler yapmış. Bir şekilde de herhalde bir tanıdık vasıtasıyla da bir gazetede şu anda boy gösteriyor. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Bu işin eleştirmenleri moda okumuş ve kendine bu mesleği edinmiş, yani moda eleştirmeni vasfını taşıyabilecek bir titri olacak kişilerin, insanların kıyafetlerine eleştirme hakkı olabilir. Bu kız pazarlama okumuş. Yani pazarlama okuyan bir kızın moda ile ilgili vizyonu da yok diye yazmışlar. Ben bilmiyorum şeydeki Google'da onun hakkındaki söylenenleri okudum da hiçbir tanıdığım yok. Ben de ne zaman görsem değil. Hiç şık bulmuyorum onu. Yani sonuç olarak dolayısıyla bilir kişilerin yorum yapması gerekiyor ve eleştirmesi gerekiyor. Çok yani, aynı yerde. Sen şimdi bir modacı, atıyorum bir Yıldırım Mayruk, atıyorum işte bir Canan Yaka veya işte yeni tasarımcılardan, hani işte Fashion Week'te hani söz sahibi başarmış falan veyahut da ne bileyim yani moda tasarım okumuştur, master'ını yapmıştır, orada burada bu kendine ispat etmiştir falan. Yani burada pazarlama bölümünden mezun olup bir tane sadece uyduruktan bir sayfa açtı diye insanları bu kadar aşağılayarak yazı yazdı. İnsanların bedenlerini beğenmemesi, ki kendi bedenini de yazmışlar. Son derece beğenmiyorlar. Dolayısıyla bu çok aşağılayıcı ve çok çirkin bir vaziyet. Şimdi, sonra herkes marka giyinmek zorunda ya değil. Ya da herkes da orijinalini alabilecek bir halde olmayabilir. Herkesi tek tek böyle direkt şeyden geçirir gibi, X-ray'den geçirir gibi, bu replika, bu orijinal, bu çakma, bu sahte, işte bu tarz şeyler, açıklamalar yapmış ama
sanki oraya gidince bu olacakmış gibi mecburiyetimiz yani varmış gibi. Yani zaten hepsi replika, çoğu replika kullanıyor arkadaşlar. Yani basından arkadaşlarımızın da onları alabilecek gücü var mı? Yani onların da hepsi de ayakkabılarını gösteriyorlar, çantalarını gösteriyor oradalar. Ama onlar da replika, bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Sen yüzden, beğendin mi kırmızı elbisesini? Ben beğendim. Evet. Ben elbiseyi gayet beğendim. Yani ne giymeliydi daha fazla bilemiyorum. Tabii ki ha benim tarzım mı? Benim tarzım değil. Ona yakışmış mı? Yakışmış. Bu kadar yerden yere vuracak bir şey yok. Orada çok daha kötüleri vardı. Yani çok daha kötü elbisesi olanlar vardı. Ama dediğim gibi yani bunu eleştiren kişinin kim olduğu benim için çok önemli. Yani ben bir modacı eleştirirse beni boynum kıldan ince. Çünkü bu işin kompetanıdır. Düşünsene Yıldırım Mayruk böyle bir şey yazıyor. Ne yani, yapacağız? Elimiz ayağımıza dolanır. Tabii ki. Yani o yazsın bunu. Ama şimdi böyle kişiyle böyle isimler. Daha önceden de Hürriyet'te bir tane kız vardı. Sadece iyi okullarda okumuş diye. Sadece şimdi herkes iyi okullarda öyle okudu. Şey o zaman herkes ya. Birbirine vizyoner olmak lazım. Bu başka bir şey. Sanıyorum bazı kadın güzel kadınları çekemiyor. Bu gazeteci kadınların çoğunda vardı. Benim zamanımda da vardı. Ve suratlarında da hep aynı ifade var, dikkat et. Evet, yani aslında ünlü kadınları sevmeyip onları onlar hakkında kötü şeyler paylaşıp bundan mutlu olan ama kendisi de ünlü olmak istiyor bir taraftan. Yani evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle tipler var. Ben Pelinka'yı tanımıyorum, bilmiyorum. Yani ilk defa hayatımda şu anda ismini duydum. Dolayısıyla bir bakayım dedim. Çok kötü şeyler yazmışlar Google'da hakkında. O yüzden de bence biraz daha hani bilir kişi de olmadığı için sadece bir blog olması veyahut da bir ne bileyim sayfası da çalınmıştı. Olması. Geçtiğimiz günlerde vermiştik. Sayfası çalınmıştı galiba. Hatta orada DM'lerde enteresan bir durum çıkmıştı ortaya. İnsanların özel hayatlarını yani nasıl söyleyeyim, tehditle falan bir şeyler yapıyor gibi şeyler çıkmıştı. Bunlar birkaç kişi var böyle insanların özel hayatını tehditleyen, bir gruplaşan birkaç aslında yüzleri birbirine benzeyen birkaç kadın var. Evet, ifadeler de birbirine benziyor. Bak, ben hanımefendiyi tanımıyorum ama çok kötü şeyler yazmışlar. Üzüldüm hakkında şeyleri. Berfu'nun da bir cevabı var hanımefendiye. Diyor ki bunu gördüm ve gerçekten güldüm. Çok tatlısın ama tabii ki sadece bir kez giyebileceğim, sadece burada anlayamadım. Niye bir kez giyesin ki, ayaklarının mı büyüyor? Seneye giyemeyecek misin? Orası enteresan. Bir kez giyebileceğim bir şey, 25 bin lira vermek istemedim tabii ki diyor. Tahmin edersiniz ki kazandığım parayı bir anne olarak daha doğru harcamak istiyorum gibi. O da rüzgarı arkasına alacak bir açıklama yapıyor tabii. Yani, öyle olursa böyle olur diyor Pelin'e. Yani zaten hepinize söylüyorum, hepinizin marka giyinebilmesi için en az sizin veyahut da ailenizin şöyle bir 3-4 tane eviniz, arsanız, oyunuz, buyunuz, paranız, ömür boyu yetecek bir paranız olması lazım ki siz bu giydiğiniz markaları ömür boyu giyin. Ömür boyu giymedikten sonra dönemsel giymelerinizin veyahut da dönemsel iyi bir arabaya binmenizin hiçbir anlamı yok. Sizin oturduğunuz ev şeyde olup da ondan sonra en markayı giyip en iyi arabaya binip şehre inmenizin hiçbir anlamı yok. O yüzden de siz birbirinizin kendi kendinize birbirlerinizi kandırıyorsunuz. Bu hanımefendi de bir gazetede değil mi? Yazarlık mı yapıyor şu an? Öyle mi evet, dedin sen? Evet. Ha, yani demek ki onun da durumu değil mi, böyle çok wow değil. O da bir marka giyebilir. Her daim giymeyebilir. Hani niye bunu markaya giymiyorsun da çakmasına? Hepiniz çakma giyiyorsunuz zaten. Yani. Hepsi. Hepiniz çakma giyiyorsunuz. Çakma giyip çakma kişiyi eleştirmek. Sizin zaten ekonominiz bir ömür boyu gerçeğini giyme gününüz de yoktu. Bugününüz de yok yani. O yüzden başkalarını böyle eleştirmeyin. Yeni gazete modası şu, yeni gazeteci modası şu. Orada bilmiyorum Pelin öyle mi yapıyor da. Yani birilerinin yanında onların PR'ını yaparak ikinci el çanta, İkinci el kıyafet orijinal. Yani i̇şte öyle öyle PR'larla devam eden bir... Yani gazeteci diyemem ben. Çünkü gazetecilik çok önemli bir meslek dalı gerçekten. Kültür isteyen, altyapı isteyen, entelektüel birikim isteyen, birçok şey isteyen bir şey. O yüzden fakat son zamanlarda ben anlamıyorum gazetelere kimler tarafından bu hanımlar. Bu hanım için söylemiyorum ama böyle genç hanımları alıp da gazeteci diye... bir tane vardı bir gazetede, adam bu kızları alıyordu, bir tanesinin sevgilisi yapıyordu, bir şey yapıyordu falan filan, adamı gönderdiler neyse.
bunların hepsini gazeteci kimliğe sokuyor. Bunlar ne demek? Bunlar gazeteci falan değiller yani. Ona buna bir sonra bir gazeteci gazetede de çalışıp birisinin PR'ını yapabilir mi? Çünkü o gazetede o zaman onu kayırmış olacak. Tabii ki öyle. Kullanıp. Para öyle karşılığı şey olabilir mi? PR'a dönüyor. Dolayısıyla bunların hepsini kovdular arkadaşlar. Bu da temizlendi ama buradaki eleştirisinde Pelin Hanım'ın çok ağır buldum. Ağır buldum. Açıkçası. Evet, yeni nesil bu tip gazeteciler PR'cı olarak bence title'larını değiştirmeleri lazım. Şimdi gelelim o yasak aşka. 34 yıllık ilişkisini hatta evliliğini bitiriyor bir yasak aşk iddiasıyla. Kimden bahsediyorum? Eski bakan Erkan Mumcu'dan. Detayları bir izleyelim, sonra biz de konuşacağız. Eski bakan eşinden boşandı. Ayrılığın ardından çıkan yasak aşk iddiaları filmleri aratmadı. 34 yıllık eşinden yasak aşkı uğruna boşanan eski bakan kim? Ünlü siyasetçi iki çocuğunun annesinden hangi evli gazeteci için boşandı? Bu kadarı magazin dünyasında olmaz dedirten olayın tüm detayları. Haberimizde. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapan Erkan Mumcu, 4 ay önce 34 yıllık eşi ve 2 oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı. Herkes şaşırtan olaysa 32 ve 27 yaşındaki 2 oğlu olan Işın ve Erkan Mumcu'nun boşanmaları değil, ayrılığın ardından konuşulan yasak aşk iddiaları oldu. Gelelim iddialara. Ankara kulislerindeki söylentilere göre Erkan Mumcu 10 yıldan uzun bir süredir evli bir gazeteciyle birlikte. Bu kadın kendi eşiyle birlikte 10 yıl öncesine kadar Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun tanıdığı biri. Büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi. Eski bakanın yasak aşkını diğerlerine ayıran olaysa Mumcu ve ismi bilinen ancak açıklanmayan gazeteciden bir de çocuğu oldu. Üstelik Erkan Mumcu bu durumu eşi Işın Mumcu'ya ve oğullarına yıllar önce itiraf etmiş. Yani Erkan Mumcu'nun bir başkasından çocuğunun olduğu eşi ve çocukları tarafından biliniyormuş. Işın Mumcu yasak aşkı yıllar öncesinden bilmesine rağmen eşi Erkan Mumcu'nun yeminler edip sözler vermesi üzerine evliliklerini bitirmemiş. Yıllar sonra gayrimeşru çocuğu öğrenmesi üzerine yeniden boşanma kararı alan Işın Mumcu, oğlu evlenme arifesinde olduğu için davayı geri çekmiş. Ağızları açık bırakan yasak aşkın ardındansa bazı önemli sorular yanıt bekliyor. Erkan Mumcu ve Ankara temsilciliği yapan gazeteci bu durumu nasıl yıllarca gizli tutabildi? Bunlar neden şimdi ortaya döküldü? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, devlet tiyatrolarından emekli, ödüllü bir sanatçı olan, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Erkan Mumcu'nun eski eşi Işın Mumcu tüm bunları bilmesine rağmen neden zina davası açmadı? Şimdilik merak konusu. Şimdi geldik senin konuya. Bak ben sana söylüyorum. Ben söyleye söyleye şu memlekette bu zina yasasını tekrardan çıkarttırmasına sebep olacağım. Bak İnşallah çok da seviniriz kadınlar olarak. Bak hala diyoruz ki zina davası niye? Zina davası açamıyoruz ki şu anda. Zina yasası yok çünkü. Yani karşılığı yok davada yok bunun. Yok canım, yok. Şimdi Selen, 35 yıllık bir evlilik, tabii Işıl Hanım ve Erkan Mumcu'dan bahsediyorum. Eski Kültür ve Turizm Bakanımızdı Erkan Mumcu. Zaten suratı da çok tanıdık. Bilenler de bilir. İddialara göre bir televizyonun Ankara temsilcisi bir gazeteciyle birlikte. Kadınla. Bir kadınla birlikte. İddialara göre yine kadın da evli. Anladım. Ve kadından da çocuğu var. Şaka yapıyorsun. Vallahi ben çok istiyorum şaka olmasını. Umarım öyle. Fakat sonrasında Erkan Bey bu iş biraz ayyuka çıkmaya başlayınca gidiyor eşine, diyor ki benim bir yasak aşkım var. Hayır, itiraf ediyorum. Hadsizlik artık başka boyutta. Öleceğim şimdi. Evet. Benim bir yasak aşkım var diyor. Hanımefendi de tabii o sıra çocukları evleneceği için, düğün arifesinde olduğu için belki de zamanlama o yüzden öyle. Bu konuyu yok sayıyor. Kendi içerisinde bir tasfiye ediyor konuyu. Ama sonrasında sanırım çocuk olayını öğrenince boşanmaya gidiyor konu. Acaba kaç yaşında çocuğu? Demek ki bu çok uzun zamandır beraberler. Yani, bana da öyle geldi. Tabii çok uzun zamandır beraberler. Ve söylemek zorunda kaldı.
artık. Ah ya, yani o zaman biz 35 yıl boyunca kimi koynumuza aldık, kime eşimiz diye sarıldık ya? Başka bir düzeni var, başka bir çoluğu var, çocuğu var, başka bir kadın var. Biz kime sarılıyoruz o zaman? Şimdi diyoruz ki... Kime dayanıyoruz, sırtımızı kime dayıyoruz? Dün dedik ki böyle kocasını aldatan sanatçılar veyahut da evlilik birliğini bozan, yasak aşk yaşayan kadınları televizyona çıkartmayalım. Çünkü bunlar kötü örnek oluyorlar. Herkese kötü örnek oluyorlar. Dolayısıyla bunların televizyonda olmaması gerekiyor derken bir televizyon yöneticisinin... Öyle demedim sen. Temsilcisi, gazeteci temsilci. Yani ama bir televizyonda... Bir televizyonda çalışıyor. Tamam yani çalışıyor. Orada da bir temsilcilik yapıyor. Evet. Şimdi bakın barındırma meselesi. Bu insanları barındırdığımız sürece, bunları cezalandırmadığımız sürece. Dün Esra İlhan'ın programını konuştuk. Değil mi? Kadına adam aldatıyor. Adam diyor ki karısına diz çöküp hayır, eve geldi. Hayır Müge'de yok. Müge'de mi diyorsun? Ha. Evet. Diyor ki adam Esra İlhan'ın yerlere yatıyor. Bal. Zonguldak balı o başka. Tamam, onu da yine kocası aldatmıştı ama. O da bambaşka. Ve orada da ne diyor? Ya diyor sen diyor adam yerlere kapanıyor. Sen diyor gel diyor çocuklar seni kaldırmışlardı diyor. O kadar artık namus kavramını yitirdik ki. Adam bir başkasıyla beraber olduğunu bildiği karısını eve çağıracak ve kabul edecek. Namus kavramımız gitti. Burada. Tabii. Şimdi bir bakan bizim için bir haber. Sonuçta Türkiye'de bakanlık yapmış. Bilindik. Değil mi? Tabii bir ki. Kişi. Kültür ve Turizm Bakanı. Yani bir de kültür ve hani kültür turizmi geçelim. Kültür Bakanımız olmuş oluyor yani. Şimdi böyle bir hataya, böyle bir yanılgıya düşen bir kişinin siyasetten de bir kişi olduğunu görüyoruz. Demek ki her statüde, her konumda, her kişinin hiçbir korkusu olmadan yaşamasının bu kadar rahat yıkmasının, bu kadar bir başka kadının, bir annenin, bir eşin umursanmamasının tek sebebi bana göre hiçbir cezası olmaması bu işin. Çünkü aksi takdirde yani korkunç bir şey. Yıllar önce İSKİ müdürü vardı. İSKİ skandalını çok İSKİ iyi biliyorum. İSKİ skandalını biliyorsundur. Çok iyi karısı biliyorum. Karısı adamı mahvetti. İyi ki yaptı. Şimdi burada da eşi yine hanımefendi bir kadın demek ki. Evet, zina davası da açmıyor. Zaten öyle bir dava yok zaten şu an ama o dönemlerde de açılmıyor bu dava. Ve Seren sessiz kalıyor hanımefendi. Ama tabii vallahi, bu ses bir yere kadar susar. Yani. Şimdi o İSKİ davasında tabii izleyicilerimizin bazıları hatırlamayabilir ya da yaşı küçük izleyicilerimiz bilmeyebilir ama İSKİ skandalı da hanımefendi aldatıldığını öğrenince kocasının devlete yaptığı skandalları gitti anlattı. Sence bir kadın burada ya, da yapar. Burada da bir kadın. Yapar. Yani. Şimdi bak kusura bakmayın. Benim kocam, kaç yıllık kocam. Çoluğu çocuğu boyuna erişmiş artık. Saçları, sakalları ağarmış bir adamın. Bu saatten sonra benimle aynı zamanda bir başka kadınla karı kocalık hayatı var. Yasak aşk yaşıyor. Çocuk var. Üzerine çocuk yapmış. Ha ben o benim yıllarımı almış bir de gelip bana diyecek ki diyecek benim böyle bir aşkım var. Sonuç bende de devam edecek. Orada da devam edecek. Ha şöyle bir şey. Hadi bu haltı yediniz. Gelip dersiniz ki tabii ben bunların yani gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Bu bir iddia mı? Yani bilemiyorum. Ama bu haberlere bir cevabı var Erkan Mumcu'nun. Ha yani şunu bir bitireyim şunu söylemek istiyorum. Gelir karısına der ki ben başkasına aşık oldum. Dememesi lazım da hadi dedi defolup gittiği zaman bir problem yok. Onu kabul ediyoruz. Ama beni etrafıma komşuma tek başına beni ben hiç kim kocasının bir başka kadınla başka yerde uyumasını kabul edebilir? Dokunmasını kabul edebilir? Konuşmasını kabul mümkün edebilir? Mümkün değil mümkün böyle. Yani bunu kabul eden şey yani. Kadın olamaz. Yani kim bilir neler var altta neler yaşanmış yani belki de onun kariyeriyle de alakalı kadın da susmuş olabilir. Bak ya. Yine karısı düşünmüş onu. Vallahi bir şey söyleyeyim yani. O kadın evdeki kadınlar bir konuşursa birçok adam iş yapamaz da. Peki şimdi bakalım Erkan Mumcu ne cevap vermiş bu konuya? Bir cevabı var. Şöyle hemen ben okuyayım. Diyor ki bu konu tam anlamıyla itibar suikastidir. Bu konunun diyor gerçeklikle uzaktan yakının alakası yoktur diyor. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz ama Erkan Bey onu da söyleyeyim tabii.
Şimdi ama bir şey söyleyeyim, bunlar çok büyük iddialar. Yani ben olsam çok büyük tazminat davası açarım. Tabii canım. Neden? Yani. Yani eğer benim çocuğum yoksa bir başkasından. Düşünsene yani, diyecekler ki mesela Serhat Erengin'in çocuğu var birisinden. Ve işte yasak aşkı. Ben ortalığı yani yer yerinden oynatırım yani. Değil mi? Hani çocuğum yoksa. İtibar şey. Suikastidir deyip konuyu kapatmazdım diyorsun. Kapamam tabii ki. Bence kendisi de kapamasın. Peki. Bu çünkü şimdi, çok çirkin bir şey ya. Çok ağır bir konu ya. Çok, 35 yıllık çok, bir ilişki, çok, evlilik. Çok, çocuk, çok. Yasak aşk, yasak çocuk. Değişik. Hadiseye geçeceğiz. Hadiseden aylar sonra gelen flash bir Kaan Yıldırım hamlesi. Allah Allah. Bu kadar. Buyurun. Kariyeri ve aşk hayatına dolu dizgin devam eden hadiseden sürpriz hamle. Sevgilisi Mehmet Dinçerleri yere göğe sığdıramayan hadise geçmişin izlerini sildi. Hadisenin kimsenin beklemediği ve çok konuşulacak hamlesi. Altın kelebeği cebine koydu, sağ gösterip sol vurdu. Kariyerinde yeniden zirve yapan hadise son hamlesiyle şaşırttı. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan hadise, geçmişe dair ne varsa silmekte kararlı. Önce Yıldırım'ın fotoğraflarını kaldıran hadise, sadece Kaan'ı değil, köpekleri Bene'yi bile unuttu. Dinçerlerle evlilik yolunda ilerlediği konuşulan güzel şarkıcı Yıldırım'dan kalan son izi de kaldırdı. Birlikte olduğu dönem sol el bileğine heykel şeklinde dövme yaptıran hadise sürpriz bir kararla bileğindeki dövmeyi sildirdi. Hadisenin bu hareketi Kaan Yıldırım'ı tamamen unutmuş oldu, yorumlarına sebep oldu. Ne hissedersin erkek arkadaşının vücudunda eski ilişkisini görsen? Yani onu silecek, ben onu görmem ki. O onu hemen halletmesi gerekiyor. Sana yani, gelmeden hallet. Herhalde ne münasebet ya. O ne demek yani? Ay ama belki süre var, daha dönebilir yok, falan. Öyle bir süre falan yok. Başkasını üstünde taşıyan bir adamla benim şeyim, ama onu temizler gelir. Ben hiç sevmiyorum zaten birisinin adını yazmaya falan yani. Bak onlar da yazdı. Ondan sonra başka şekle çevir falan. Onlar da yazıp silenler arasında hadise Kaan Yıldırım'ın dövmesini çok bence geç bile kaldı ya. Hadise bunu sildirmekte. Yani Mehmet'in yerinde olduğu için size elini tutan sevgilisi... Bütün bir gün elini tutmuştu. Başkasının ya. Başkasının elini tuttuğunuz anda artık o dövmenin hiçbir bir anlamı kalmıyor yani. Ya da o dövme varsa başkasının elini tutmanın bence bir anlamı yok. Ama işte böyle olmuyor. Nasıl? Hani burada konuşurken kolay da olmuyor yani. Yani bunu anlatıyorsun da pratikte uygulamak her şey çok kolay değil yani. Yok Serhat, şimdi hiçbir şey, hiçbirimize dövme yok şimdi. Doğru doğru konuşalım. Ben hayatta kimsenin adını yazdım. Tamam ama. Doğruya doğru konuşalım. Evet. Birisi vücudundayken... Evet. Buramda Kaan yazıyor. Ben gittim Ahmet'in elini tuttum. Ya yemişim o eli. Kaan yazıyor zaten. Vaz da geçemiyorum ya. Ne diye? Sen ne demek istiyorsun ya? Sen niye? Siz niye böyle uzaklara bakıyorsunuz hanımefendi? Hayır, ondan dolayı söylemiyorum. Ben şundan dolayı söylüyorum. Bu aşk için ne söylersek o kadar boş ki. He. Hiçbir kuralı ve kaide, hiçbir kaidesi. Kapsamıyor. Ya yok yani ne konuşursak tam tersini yapıyoruz çünkü. Dolayısıyla yani burada hadisede bu çocuğu seviyordu. Ama şimdi bu çocuğu sevmek zorunda kaldı. Çünkü öbür gününe devam edemedi. Senin adını yazanlar oldu mu? Yok ya, ben hiç sevilmemişim diye düşünüyorum açıkçası. Aa. Vallahi. Yani bilemedim ben. Belki ben inanmışım hep yani, sevildiğime inanmışım. Ben belki de birisi beni seviyorum dediği zaman inanıyorum ben mesela. Hani onun yalan söyleyebilme potansiyeli olduğunu düşünmüyorsun. Sevginin yalan ve olmaması hemen, gerekir. Ve onu hemen seviyorum ben. Çünkü sevgi yalan olmaması seviyorsa. Lazım. Evet. Sen haklısın. Sen doğru yoldasın. Ben hani buraları yazmakla da olmuyor yani. Buraya yazacaksın, onu bir daha silmeyeceksin yani. Öyle birisini yazacaksın o zaman, ama öyle birisini olup olmadığını nereden bileceksin? Ha, köpeğindir. Çocuğundur. Çocuğum. Hayatından hiçbir zaman çıkartmayacağın bir şeydir yani.
Atatürk'tür mesela. Hani anlatabiliyor evet, muyum? Çok yani bunlar var. Belli ki hayatımızdan hiç çıkmayacak şeyler yani. Burada öyle bir HK şey var galiba. K'sı bay bay, H devam ya mı? Ya burada alfabeyi başlayacaksınız bye, bye yazmaya buradan böyle buradan böyle bütün harfleri alta doğru yazacaksınız yani. Hiç mantıklı bu. Bir de ben hiç kimseyi de öyle ödüllendirmek de istemiyorum yani. Hani, hak etmiyor mu? Yani hak etmemek değil yani. Burama yazdıracağım kişi gerçekten... benim de çok hani hayat boyu dediğim gibi yani çıkarmayacağım. Ona niye onun şeyi? Sende hiç dövme yok garanti. Bende yok dövme. Ya Seren falan da yazdırmadın hiçbir şey. Ben bu sene belki Noynoy'un resmini falan yani şu anda zaten yazdıracak bir yerim de yok. Çünkü zaten bu deriye bir şey de yapılmaz. Bir toparlarsan yaparsın diye. Yani bilmiyorum. Yani bir şeyler yaparım belki bu sene ama. İlk önce ben bir iyileşim görmeyi ondan sonra düşünürüm. Valla yani. izleyicilerin de hep bak yazıyorlar. Diyorlar ki dövmeye yaptıran ayrılıyor. Dövmeye yaptıran ayrılıyor. Yaptırmayan da ayrılıyor. Çocuklar yaptıran da ayrılıyor, yaptırmayan da ayrılıyor. Ya bir şeyin zaten başlangıcı, gelişmesi ve kitap gibi, kompozisyon gibi sonucu var. Bütün aşkların, bütün hikayelerin başlangıcı olduğu gibi sonucu var. Biz artık bu sona çok odaklanmadan hayatımızı yaşamalıyız diye düşünüyorum. Yani ayrılık zaten hayatımızda var. Yani ölüm de bir ayrılık. Sonuçta en kötü yani ayrılmazsak da ölümle de ayrılıyorsun. Yani bir gün ayrılıyorsun. Bir gün. En nihayetinde mutlu. Evet. Yani mutlu son diye bir şey yok. O mutlu anlar var ömürde. O ömürdeki mutlu anları fazlalaştırmaya bakacağız. Ben bunu böyle çözdüm. Hep şunu istiyordum. Hayatımda bir insan olsun, ömür boyu onunla yaşayayım, onunla da öleyim. Ama bu ayrılıklar oluyor. Bunun sonunu düşünceye ay sen bir adamla ömür mü geçer Seren? Hı? Geçmez mi? Yani devamlı ayladın olsun. deyip hiç kimseyi bırakmamak. Buradan Gülben Ergen ve Tuğba İkin'in de kulakları çınlasın. Tabii ya, ki bu bizim aramızda geçen bir diyalog değildi. Tam yerine geldi onu söyleyeyim dedim. Süper yapıyorsun sen. Bir adamla ömür mü geçer diye söyleyelim dedik. Yani dediğim gibi hadise şimdi de bu çocuğun adını mı yazacak acaba? Tabii şimdi de onun adını yazacak. Keşke beneği yazsaydı köpeği. En azından köpek güzel. Hiç ona sadakatsizlik de yapmazdı falan filan. İşte söylüyorum ya köpeğini ya çocuğunu. O kadar. Şimdi Kaan da ya bu Kaan da bana ilk ayrılıkta bir sempatik gelmeye başladı. Şimdi o da bana bir antipatik geliyor böyle. Niye, sanki kahramanmış gibi, sanki böyle ben işte hiçbir şey yapmadım, ben tertemizim gibi geliyor bana. Sanki böyle çok gözümüze sokmaya çalışıyor gibi geldi. Ama da bir çocuk düzgün çocuk ya. Çocuk bence iyi ki kendi yolunda. Olmazdı yani. Olmaz tarzı olarak bakma, o pop müziği sanatçısı olabilir de aile tarzları falan. Çok meleği de oynamasın yani herkes. Ya kimse çok melek değil de ama birbirlerine uygun değillerdi. Zaten bir yerde patlak veriyor uygun. Aileler farklıysa olmuyor. Hep bana söylerlerdi, inanmazdım. Bu çok büyük bir gerçek. Sen bu aileyle, Hadise'nin ailesine okey diyorsun. Onların tarzı bir. Tarzı da aynı. Peki şimdi Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Chloe'den bahsedeceğim. Chloe'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Altındaki yorumlar biraz enteresan. Serdar bu kadın kaçar mı diyor adam. Serdar Ortaç'ın 2019'da boşandığı eski eşi Chloe Lohan 2 yıl sonra İstanbul'a geldi. Sevgisi ve sadakati sorgulanan İrlandalı model ayağının tozuyla röportaj verdi. Eski eşi Serdar Ortaç'a verdi veriştirdi. Serdar Ortaç'tan da eski eşine tepki gecikmedi. Geri döndü Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan Chloe, Serdar Ortaç röportajıyla arkasına aldığı rüzgarı sürdürmekte kararlı. Eski eşine sallayan güzel model şimdi de iddialı bir paylaşım yaptı. İç çamaşır giymediği kombiniyle bir o yana bir bu yana sallandı. İrlandalı modelin paylaşımından sonra sosyal medya alev aldı. Chloe'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken bir takipçisinin Serdar çok şey kaçırmış yorumu gözlerden kaçmadı. Verdiği röportaj ve iddialı paylaşımlarından sonra evli kaldıkları süre boyunca eski eşini kullandığı yönünde eleştiri alan Chloe, sizce Serdar Ortaç'ı kullanmaya devam ediyor mu?
Serdar çok şey kaçırdı mı sence de gerçekten? Ay ne alakası var Allah aşkına. Ne saçmalıyorsun Bilcan yani, ya. Yani vallahi yani neyi kaçırdı? Yani bence Serdar'ın bütün bu halleri olmasının sebebinin %40'ı da bu kız. Ben öyle düşünüyorum yani. Biliyorsun hastalık evlendiği gün nüksetti. O merdivenden inerken inemedi. MS hastalığından bahsediyorum. Çok da uğurlu gelmedi açıkçası bu evlilik ona. Çok şey kaçırmış dediği paylaşımı ara ara verelim tabii. İç çamaşırsız bir paylaşım yapıyor. Vallahi kimine göre ifşa, kimine göre paylaşım yani tabii. Yani insan sevdiği için birçok şeyden vazgeçebilir diye düşünüyorum. Bu kız da bunu kumardan belki vazgeçtirebilirdi. Parasını tutabilirdi. Yani birçok şey yapabilirdi ama sonuçta yabancı bir kız. Yo, Türk yan kadını gibi. Yan yana oynuyorlardı vallahi Seren. Efendim? Yan yana oynuyorlardı. Oynuyordu değil mi? Ben mesela acırım kocamın parasına oralarda oynamaya yani. O yüzden bir Türk kadını gibi bu kızın hiçbir zaman böyle çok fazla ince düşünmesi. İçimizdeki İrlandalı falan. Değil. Ya evet aynen öyle. O olması mümkün değildi. Zaten yaşı itibariyle değildi. Zaten yabancılar... gamsızlar. Hani o adam bitti mi gitti. Ama İrlanda soğukluğu var, çok haklısın. Yani o sıcaklık yok. Bizim insanımız gibi bir sıcaklık yok. O buz gibi bir tavrı var yani. Bir maneviyatsız geliyor insana. Ben yine söylüyorum yani Serdar Ortaç ünlü olduğu için ve parası olduğu için bundan faydalanan bir süreç yaşadı. Serdar bütün kliplerinde bunu oynattı. Kendine gelen bütün reklam filmlerinde bunu oynattı. Bunu ön plana çıkarttı. Onda da bu huy var çünkü. Ondan sonra da kız bir Clio çıktı başımıza. Ondan sonra da alacağını aldı ve gitti. Bu kadar basit. Ben böyle görüyorum. Yani burada sevdi Serdar bence. Demiştik hatırlıyor musun? Bundan sonra bütün kliplerimde karım oynayacak demişti ve oynattı da. Oynattı. Kızı meşhur etti. Aslında kızın son 8 senedir bıraktı şarkı yapmayı. Onu yaptı, bunu yaptı falan. Kızı push etti. Evet. Ve bir kız yarattı. Ondan sonra da kızın onunla işi bitti. Bunu anlamıyor erkekler. Anlamayacaksınız. Siz kendinize katkı sağlayan, sizi düşünen, iyi günde kötü günde bilmem ne falan diye imza atıyorsunuz ya. Sağlıkta, hastalıkta falan. Bu o kadar doğru ki bunu en başta bu yemin tasarlanırken gerçekten hayatın size getirebileceği her şeyi yazmışlar o yeminin içinde. Ama o yemini taşıyabilecek insan seçmiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki o buna uymadı. Bunlar onlar değil. Bu öyle bir kız değil. Sen bile bile ateşe. Sen bile bile lades yaptın. Aynen tabii ki. Öyle. O yüzden bugün bu kader deme. Bazen de seçtiklerin kaderi. Bazen de onu seçerken seçmeyeceksin. Hepimiz için söylüyorum. Biraz önce yani. Kader dediği şey evet ayrılığıyla alakalı açıklamasında. Arkadaşlar yapmayın kader dedi. Olabilecek bir şey dedi ama bazen de insan kendi kaderini kendi kader, yapıyor. Kader, şans, bunlarla buna hiç lanet etmeyelim. Biz kendimiz... Ya kendi seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve farklı bir seçim yapmadıkça hep aynı sonucu yaşayacağımıza göre o zaman artık bazen duyguları da yani bu nasıl yapılır, bunu nasıl alt edebilirim diye düşünüyorsun ya o duyguları. Yani ben şimdi bu kadar aşık olmadan, sevmeden veya işte kafamda bu gitmeden bu nasıl olacak, ben bunu nasıl alt edebilirim dediğin anda Allah senin karşısına bir şeyler çıkartıyor. Ya onun değerini bileceksin. Yani her şey aşk değil. Aşk hiç değil. Mantık mı? Mantık da değil ama sevmek, düşünmek. Seni seven insan seni düşünüyordur. Seni seviyorum demek çok kolay. Seni seviyorum. Ama düşünüyorsam seni seviyorum. Seni düşünen seni sevendir. Bunun çok haklısın. Bu tip bir insanın sevgisine inanacaksın. Bence yani. Zaten şöyle de bir şey var. Nasıl olsa bitecek gözüyle bakan kadın ya da adam. Onun ne geleceğini düşünür, ne parasını düşünür, ne de sağlığını düşünür. Ben biraz önce onlar yan yana birlikte kumar oynuyorlar dediğimde aslında sen de ben kocamın parasını acırım. Çünkü geleceğinizi düşünürsünüz. Çünkü onunla ayrılmayacağını düşünürsün, bilirsin. O mantıkla ilerlersin. Seven kadın kendine acımaz, sevdiğine acır biliyor musun? Sen hissettin mi hiçbir ilişkinde ayrılacağını ilk başta? Hissettim tabii. Ha, mesela o anki tutumunla hiç ayrılmayacağını ama ben hep düşündüm yani. Yani ben bir gün, hayır ben şartlardan dolayı karşımdaki insanın zayıflığını düşündüğüm için düşündüm. Kendimden hiçbir zaman bir şüphem yoktu. Hiçbir zaman gitmek isteyen taraf olmak istemedim. Ama karşımdakinin aczini, zayıflığını gördükçe yani bu bir gün gider. Bunu şey yapamam, bunu idare edemeyecek bu sözünde duramayacak dediğim olmuştur. Ama ben yine de hiçbir zaman karşımdaki insanın parasını harcamak veyahut da fuzuli bir şeye harcıyorsa veyahut da borçları varsa hemen kapattırmak. Yani
seven bir kadın onu o dertten kurtarmaya çalışır. Ona çabalar. Tabii ki. Ama işte Chloe maalesef ki evine de haciz gönderecek kadar 45 milyonluk eve şu an ipotek konuldu ve diyor ki eşek gibi çalışmam lazım diyor Serdar Ortaç. Başka türlü evinden de olacak zaten bir evi kaldı. Evinin içi de son derece eski. Biliyorum o eski komşumdu benim, ben de orada tadilatsız yani evet, güncellemiyor evet. Evinin içini. Yaşamıyor yani... ki Serdar. Serdar bir saatte uyanıyor, televizyon karşısına geçiyor. Altta bir stüdyosu var. Oraya geçiyor. Oraya evinin da geçiyor altında mı? Evet, alt katında. Ondan sonra televizyonun karşısında bir tane koltuğu var. Oraya kuruluyor bence. Yani Serdar hayattan bezmiş bir şekilde o şeyi de yakalamıyor. Enerji gidince... Gitti. Anladın mı? O enerji gidince beste de yapamıyorsun. Mesela komedyenlerde de öyle. Paran gidince, itibarın gidince güldüremezsin de. Yani bu böyledir. İtibarını ve paranı kaybetmeyeceksin. Dolayısıyla Serdar'ın ama bunları toparlaması çok kolay. Sadece çok konuşmayacak, çok sosyal medyada anlatmayacak. Toparlar değil mi? Markasını yönetemeyen sanatçıların başında geliyor. Mutlaka bir iyi bir menajer. Bence menajer hani her şeyini değiştirmeli ve ona daha dominant. Ya dünya iyisi bir adam. Birisi. Bir kere dünya iyisi bir adam. Başarılı da bir çocuk çok. Bir kere yani. Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok parayı kazanan ünlülerin başında gelen. Tabii. Çok başarılı, son derece üretken. Evet, çok da iyi kalpli bir adam. Markasını yönetemediği takdirde biz ne oluyoruz biliyor musun? Serdar'ın kendisine yaptığını biz toparlayamayız. Yani o karısını itti ya, push etti diyorsun ya. Evet. Şimdi onu biz böyle ne kadar itsek de olmaz. Kendi kendini yapacak, ayağa kaldıracak. Ben Serdar'ın kurtuluşu olarak ne görmek istiyorum biliyor musun? Hızlı şarkı değil. Bir tane kanısın gibi bir şarkı. Yine Sibel Can'la falan. Ve böyle bir... Birisinle bir düet yapabilir. Ah çok güzel. Yani ama slow bir şarkı. Dındıs dındıs Serdar şarkısı değil. Ben Serdar'da acayip bir kütüphane olduğunu düşünüyorum yani. Ve bunu değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi reklama gidiyoruz. Dönüşte sürprizimiz var sana. Hadi. Güzel muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey izleteceğiz. Hadi. Evet, reklamlar. Hadi seni beklettik bu kadar. Hı. İzletelim bakalım ne izleyecekmişiz. Buyurun. Yani bu Ajda Pekkan'ı seyrederken gözüm doluyor yani. Ben hiç kimseye bu kadar yani hiç sevgi, çok enteresan işte iki kişiye var hayatımda sanatçılardan. Bu Ajda Pekkan'ın burnumun direğini sızlatıyor benim yani. Olabilecek gibi bir şey değil. Gerçekten ne çok seviyorum. İçimden kendim için ettiğim bütün duaları ona ediyorum. Çünkü bir daha hani gelmez dediğimiz isimlerin en başında yani. Gerçekten çok özel bir kadın. Çok muhteşem bir kadın. Bir kadın. Çok büyük star seni yani. Seni çok sevdiğini biliyoruz zaten. En çok... sevdiğim şarkı bulusu. Bu yılın en sevdiğim şarkısı. Çok... Şehrazat'a da sevgiler muhteşem buradan. Muhteşem bir şarkı yaptı. Muhteşem. Çok da pahalı bir klip çekti. İzleyicilerimizi de tekrar tekrar izletmek istedik. Ajda'nın da her rolün kadını olduğunu biliyorsunuz. Ajda'nın tabii ki sinema filmleri de vardı Yeşilçam'da. İlk başladığı zaman gayet de başarılıydı. Vallahi oradaki halinden çok daha güzel. Yani her devrin, her rolün, her tipi. Buza şimdi, yatırılmış gibi. Evet. Şimdi mesela bu kıyafeti giydir birilerine. Hani yenilerden de birilerine giydir. Hani 30 yaş fark var falan diyorlar ya. Hiçbirisinin üzerinde böyle durabilir mi? Taşıyabilir mi işte? Yani işte bunlardan değil. Bu kadından bir daha yok. Gerçekten. Kime diyordur bu? Yani ne kaçırdığını bilsen ölürdün diye. Ölümsüzlük verirse o kadar yani böyle enteresan bir aşkım var bu Ajda Pekkan'a karşı yani. Hani acaba herkes farkında mı? Yani acaba Ajda Pekkan'ın herkes farkında mı gerçekten? Herkes farkında. Yani. Senin için rahat olsun. Ama o birine diyor ki ne kaçırdığını bilsen ölürdün diyor. Bugünlük bizden bu kadar. Ama siz de kaçırdıysanız, bizi tekrar izlemek istiyorsanız YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz ve Instagram'ımız Solmaz Yeni Altire. Bugünlük bizden bu kadar. Ne kaçırdığını bilseydiniz ölürdünüz. Hoşçakalın.